Bu iktidar kendini ayakta tutamıyor, yönetemiyor. Bu iktidara bir rol verilmişti. Bu rol Kürt halkının özgürlük mücadelesini tasfiye etme rolüydü. Ve bu rolde başarısız oldu. Ve bu başarısızlığını kapatmak için, bu verilen rolü hala kredilerini devam ettirmek için işte bir taraftan kimyasala sarılıyor. Bir taraftan işte buradan da sonuç elde edemeyince Rojava'ya direkt havadan saldırı gerçekleştiriyor. Yani Rojava'ya saldırı şimdi yeni işte bu son G20 zirvesine gittikten sonra verdiği karar ya da Taksim Meydanı'nda patlamayla verilen bir karar değildi. Aslında Rojava'ya saldırı Rojava halkının ya da Suriye halklarının bir araya gelerek oluşturmuş oldukları, Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de oluşturmuş oldukları yaşam modeline direkt bir müdahale en baştan beri planlıyorlar. Son bir yıldır bunun gerekçelerini oluşturuyordu iktidar. Ve bunu da çok net söylemek gerekiyor. Evet, bugün bu iktidara bir rol verildi. Bu iktidar hükümet olduğu için bu rol verildi. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık bir politikasıdır. Kürt halkının kültürüne, diline, statüsüne, coğrafyasına, her yerine bir sömürge mantığıyla bakma politikasıdır. O yüzden Kürdistan sömürgedir tezi tam da buradan aslında ne kadar doğru olduğu bu son yaşanmışlıklara, yani 100 yıllık değerlendirme bir tarafa, son bir yıldır yaşananlar ve özellikle son 7 yıldır AKP MHP'nin ittifak kurmasıyla yapılan bütün girişimler aslında bunu çok net gösteriyor. Evet, Kürdistan bir sömürgedir ve bu Kürdistan'ın sömürge olması dört parça Kürdistan'a yönelik direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müdahalesi meselesi. İşte güneye müdahale bunun sebebidir. Rojava'ya müdahale bunun sebebidir. Türkiye'deki Kürtlere her yönüyle işte siyasi operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar, kapatma davaları, demokratik siyasete müdahale, kayyum meselesi, yani iradenin tanınması, bunların hepsinin aslında kapsadığı tecrit meselesi, Sayın Abdullah Öcalan'a, işte Kürt halk lideri Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit, hepsini işte en başta söylediğimizi getiriyor. İşte en son İçişleri Bakanlığı'nın söylediği 29 Ekim 2023'te tamamen bitecek söylemi, ki ara ara böyle söylemler, işte şu kadar kaldı, bu kadar bitti, böyle bitirdik deyip bunun üzerinden aslında daha çok demokratik siyasete yönelen, daha çok demokratik siyaseti aslında bitirmeye çalışan bir zihniyet meselesi var. Dolayısıyla Taksim patlamasının bunun bir gerekçesi, yani tutmamasına rağmen, suçüstü yakalanmış olmalarına rağmen 7-8 kere farklı açıklamalar yaptı ve her açıklaması da birbirle çelişen açıklamalar olmasına rağmen muhalefeti de, Türkiye toplumu da, Türkiye halkları da, Kürt halkı da, uluslararası camia da, Orta Doğu halkları da çok iyi biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün AKP-MHP iktidarının, yani ittifakının iktidarı ve bunun tabii destekleyicisi, işte bu son saldırıda Amerika'dan habersiz, Rusya'dan destek almadan ya da uluslararası başka kesimlerden destek almadan böyle bir saldırı yapamayacağını hep biz biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüzde bu gerekçenin, yani hani son mesele İstanbul'da Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlamadan kaynaklı bir gerekçe ve işte zaten hareketin ismi hesap sorma zamanı diye şey yaptılar. Ama herkes de biliyor ki bugün bu savaş politikasının arkasına dizilen muhalefet de çok iyi biliyor ki aslında o bombanın nasıl patlatıldığı, o bombanın hangi kirli düşünceler, hangi kirli ellerin yaptığını çok iyi biliyor. Şuradan şunu çok net göstermek, söylemek gerekiyor. Taksim'i patlatan zihniyet bugün aynı zamanda Rojava'ya saldırı, Başur'a saldırı gerçekleştiren zihniyettir. Ama tabii bugün bunun hamasetini, bunun siyasetini, işte yumuşak karın olan Kürt sorununun çözümsüzlüğü üzerinden siyaset yapmak hem iktidarın sarıldığı bir nokta, hem muhalefetin sarıldığı bir nokta. Evet, bugün işte 19 Kasım gecesinden başlayan ve Rojava'da
işte 89 yer bombalandığı söylendi. İşte 51. Uluslararası Camiada 51. maddeye dayanarak işte sınır güvenliğimizi koruyoruz. Bizde tehdit var. Sınır güvenliğini siviller mi tehdit ediyor? Sınırların güvenliğini oradaki hastane mi tehdit ediyor? Sınır güvenliğini kadınlar mı tehdit ediyor? Onlar da çok iyi biliyor ki böyle bir şey yok ki. Daha önceki dönemde hatırlarız MİT müsteşarının bir söylemi. İşte çok zor bir şey değil. Suriye tarafından birkaç bomba atarız ve bunun gerekçesini oluştururuz. Tam bu söylemin gerekçesidir Taksim patlaması. 7 aydır Güney Kürdistan'da yürüttüğü savaşta nasıl çıkmaza girdiğini bütün dünya biliyor. Gerçekten oradan çıkamıyor yani. Gare'de nasıl bir hezimet yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani oradaki mesele gerçekten bir güvenlik meselesi olmadığını, oradaki meselenin sadece bir PKK meselesi olmadığını, oradaki meselenin aslında nerede bir Kürt kazanımı varsa onu aslında bitirmeye yöneliktir. Bugün Güney Kürdistan Türk MİT'inin cilt attığı bir alana dönüşmüştür. Bugün Güney Kürdistan onlarca Türk askeri üstünün olduğu alana dönüşmüştür. Yine kendi siyasetlerini sürekli işte Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da söylediği işte Kerkük'ün, Musul'un plaka olarak tarifledikleri kendilerini söylemidir. Yine 2017'de Güney Kürdistan'ın bağımsızlık referandumuna nasıl bir tepki gösterdikleri aşikar hepimizin zihninde hala canlıdır yani. Dolayısıyla meselenin aslında Kürt halkının özgürlük mücadelesi, Kürt halkının statü meselesi, Kürt halkının bu özgürlük mücadelesinin inşa ettiği ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü paradigmanın Orta Doğu'ya örnek olması meselesi olduğunu çok net görmek gerekiyor. Ve bu tek başına Türkiye Cumhuriyeti, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin öncülüğünü, bu işin gardiyanlığını, bu işin askeri operasyonlarını yürüten devlet olarak görünüyor ve bunun yürütücüsü de AKP-MHP ittifakıdır. Ama biz biliyoruz ki Orta Doğu'yu yeniden şekillendirirken kendi çıkarlarını düşünen bütün hegemonik devletler bu işin bir parçası. Kürt halkının bugün Orta Doğu halklarına ve gerçekten ezilmiş bütün halklara umut olan bir perspektifi var. Ve bu perspektifin sahibi Kürt halkı önündeki Sayın Abdullah Öcalan'dır. Ve Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin sebebi de tam da budur. Bu perspektifin hayat bulmaması, bu perspektifin baskılanması, bu perspektifin ezilmiş bütün halklara umut olmaması meselesidir. İşte Jinjiyan Azadi sloganı bir felsefeye dönüştü ve Rojilat Kürdistan'da kadın öncülüğünde bugün bütün dünyanın sadece bir slogandan çıkmış bir yaşam mücadele zeminine dönüşen bir felsefedir Jinjiyan Azadi. Ve Jinjiyan Azadi'nin sahibi de Sayın Abdullah Öcalan'dır. Bu paradigmanın hayat bulması istenilmiyor. Çünkü bu paradigmada halklar var, bu paradigmada kadınlar var, bu paradigmada inançlar var, bu paradigmada gençler var, bu paradigmada demokrasi var, bu paradigmada özgür yaşam, birlikte yaşam var. Kobani halkı ilk defa IŞİD'e karşı mücadele yürüttü ve IŞİD'i gerileten bir yerdi. Hem Kürt ulusal duygularının, Kürt ulusal nüvelerinin filizlendiği, canlandığı bir yerdi. Hem kapitalist sisteme karşı demokratik mücadelenin, demokratik sistemin inşa edildiğini bütün dünya halkları gördüğü için sahiplendiği bir yerdi. Dolayısıyla evrenselleşti. O yüzden bugün en çok Rojava'ya saldırılıyor. İşte yani evet kendi sınır güvenliği üzerinden bunu koyuyor ama saldırdığı yerler işte biraz önce örnek verdik, hastanedir, çocuklardır, sivil alanlardır, işte bilançolar ortada yani. Yani dolayısıyla yine bugün mesela işte bu iş sadece hava saldırısıyla sınırlı kalmayacak, karayoluyla da yaptı. Onun da gerekçesini işte Karkamış'a bomba atıldı ama Karkamış'ın karşısı Cerablus'tur yani. Orada Kürtler yok. Dolayısıyla nasıl Taksim'de bomba patladığında bu ülkenin İçişleri Bakanı İdlib'deydi ve bir söyleme göre de İdlib'den geldiği söyleniyor. Yine son basına yansıdı. Abisinin ÖSO komutanı olduğu, kendisinin işte bu konuda YPG tarafından
sorgulandığını da yansıdı. Artık böyle bir iddia da var. Sessizlik, buna karşı durmak aslında bu iktidarın devam etmesini istemek anlamına gelir. Ama biz çok net söylüyoruz. Bu iktidar bu ülkenin demokratikleşmesinin önünde en büyük engeldir. Ama muhalefetin duruşu da demokratikleşmesinin önünde engeldir yani. Kürtler o işte biraz önce ifade ettim yani onlarca defa bu operasyonlar bir sonuç elde edildi mi? 80'ler, 90'lar, işte 2000'ler şimdi yani bir son Kürtler özgürlükten mi vazgeçti? Gittikçe daha çok özgürlüğe kilitlenmiş bir halk gerçekliği var. Bunu herkes görüyor ve bugün herkesin de umutla baktığı bir halktır Kürt halkı. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun mücadelesinden de vazgeçmeyeceğimizi herkes biliyor. Ama buradan çıkışın birlikte mücadeleden geçtiğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Muhalefet hepsinin bu operasyon başladığında söyledikleri işte Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Mehmetçiğin ayağına taş değmiyor mu gerçekten? Bunu sorgulamak gerek. Yani artık sorgulamanın zamanıdır. Tabii ki bu ülkenin askeri polisiyle bizim de askeriyle polisiyle bir sorunumuz yok. Ama politikalarıyla sorunumuz var. İnsanlık mücadelesi yürüten Kobani halkına da, Rojava halkına da, yine Başur halkına da bir bütünen Kürdistan ve Kürt halkının mücadelesi demokrasi inşa, özgürlüğün gelmesi için mücadelesi devam edecek. Ama bu Türkiye halklarının, Orta Doğu halklarının demokrasi için birlikte mücadele etmek gerekiyor diye.